Gençler selamlar. Ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar önümde bir PDF açık ve bu PDF'in sevgili gençler yaklaşık 16-17 sayfadan oluştuğunu söyleyebilirim. Ve içlerinde neler var? İşte burada görüyorsunuz. Sayı problemleri, kesir problemleri, yaş problemleri, işçi, hız, yüzde kar, zarar, karışım ve sayısal mantık problemleri. Şöyle etraflıca bir şekilde ele alsak biz bu konuları ve sevgili gençler birer birer tüketsek güzel olmaz mı dedim. Ben bunu kendi kendime dedim. Size de sormadım ama sizin için iyi olacağından eminim sevgili gençler. İşte bunları etraflıca ele alalım dedim. PDF'imi hazırladım ve PDF'imin soruna bu sefer cevap anahtarı da ekledim. SML Hoca matematik kanalında olduğunuzu söylemiştim. Abone olmayı sevgili gençler unutmayın. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi İlk olarak sayı problemleriyle başlayacağız. Bu videonun konusu sayı problemleri. Yukarıda da görüyorsunuz. Sevgili gençler ben size bu videoların hepsini çekeceğim ve hepsini aynı gün içerisinde paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Zaten yani birer saat arayla falan paylaşılabilir. Sevgili gençler sevilen bir seri olacağını tahmin ediyorum. Sizin işinize yarayacak bir seri olacağını tahmin ediyorum sevgili gençler. Biz şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Senin vaktin değerli kıymetli kardeşim. İlk sorumuzla dilerseniz başlayalım. Konumuz sayı problemleri. Şimdi diyor ki aşağıda altlarını saniyede kaç sayfa yazdırabileceği gösterilen biri siyah beyaz diğeri de renkli iki tane yazıcı görseli verilmiştir. Siyah beyaz burada renkli burada tüpünden de anlayacağın tankından da anlayacağın üzere saniyede 4 sayfa yazdırabiliyor siyah beyaz sayfamız ve renkli siyah beyaz yazıcımız ve renkli yazıcımız da saniyede 3 sayfa yazdırabiliyor. Renkler biraz daha performansı düşük oluyor. Sen de biliyorsun bunu. Bu yazıcılarda aynı anda belge yazdırmaya başlayan Ali'ye renkli yazıcının ilk 45 sayfa yazdığı anda siyah beyaz yazıcının yazması gereken 28 sayfa daha olduğu görünüyor. Yazma işlemini aynı anda tamamlayan bu yazıcılar toplam kaç sayfa yazdırmıştır diye sormuş bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Renkli yazıcımız 45 sayfasını tamamladığı anda diyor. Şimdi ilk 45 sayfasını yazmayı tamamladığında kaç saniye geçmiştir? Bu yazıcı 1 saniyede 3 sayfa yazdırabiliyorsa kaç saniyede acaba 45 sayfa yazdırmıştır diye düşünürsek sevgili gençler. Tabii ki bu bunun 15 katıysa bu da 15 katıdır. Demek ki 15 saniye süre geçmiş diyebiliriz. İlk etapta 15 saniye süre geçmiş. Peki bu 15 saniye süre geçerken soldaki yazıcı boş durmuş mu? Hayır. Renkli olmayan yani siyah beyaz yazıcımız da saniyede 4 sayfalık performans göstererek 15 saniye boyunca takır 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 yazdırmaya devam etmiş. Yani 1 saniyede diyeceğiz 4 sayfa yazdırabiliyorsa acaba 15 saniyede kaç sayfa yazdırmıştır diye de düşünmemiz gerekiyor. O halde bu bunun 15 katıysa bunun 15 katı da 60 sayfa yapacaktır sevgili gençler. Şimdi 60 sayfa bu ilk etapta yazdırdı. Daha yazdırması gereken 28 sayfa daha olduğunu da söylemiş bize. Peki şimdi şunu sorgulayacağız. Bunun 28 sayfası kalmıştı. Yani işini bitirmesi için kaç saniyesi var diye düşüneceğiz. 28 sayfayı sevgili gençler normalde 28'i kaça bölmemiz gerekiyor arkadaşlarım 4'e bölmemiz gerekiyor çünkü saniyede 4 sayfa bastırıyor. 28 sayfayı biz 4'e bölersek bunun 7 saniye süreceğini söyleyebiliriz. Peki 7 saniyede bu boş duracak mı? Hayır, bu da takır 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 yazmaya devam edecek. Dolayısıyla saniyede 3 sayfa yazdırıyorsa 7 saniyede de bu 21 sayfa yazdırır diyeceğiz ve toplamda neler olacak? Şimdi bu 45 sayfa yazdırmıştı. 21 sayfa da burada yazdırdı. Toplam 45 artı 21'den 66 sayfa renkli yazıcımız baskı verdi bize. Burası da 60 artı 28'den toplam 88 sayfa baskı vermiş oldu. Bu ikisini toplarsak 80-60 daha 140, 8-6 daha 14 toplamda 154 sayfalık bir baskı almışız. Bu iki yazıcıdan bu belirlenen sürede diyebiliriz sevgili gençler. Geçiyorum ikinci soruma. Bir telefon şirketi müşterilerine arama ücretleri için iki tane teklif sunmuş. Bir turuncu teklif, diğeri de mavi teklif. Turuncu teklifin içeriği şöyle. 143 lira sabit ücret ödeyeceksin kardeşim diyor. Aylık 300 dakika konuşma hakkın olacak ve eğer ki 300 lirayı geçersen yani konuşma hakkını doldurursan
300 dakikayı aşan durumda dakika başı 0.4 lira. Yani 40 kuruş dakika aşım ücreti alırım ben senden diyor. Mavi teklifte de şöyle bir teklif var. 80 lira sabit bir ücreti alırım, cebime koyarım ben diyor. Aylık 100 dakika sana konuşma dakikası hediye ederim diyor. Ve 100 dakikayı doldurdum diyelim. 101. dakikadan itibaren dakikada 90 kuruş para isterim ben senden diyor. Yani ne kadar konuştuysam, mesela 5 dakika konuştun o 100 dakikanın üzerine 4,5 liranı alırım ben senin diyor. Şimdi Mahsum turuncu teklifi seçmiş. Buraya yazdık Mahsum. İbrahim de mavi teklifi seçmiş sevgili gençler. Ve İbrahim Mahsum'a bir ayın sonunda demiş ki ya ben x dakika konuştum ve senin ödediğinden daha fazla ücret ödedim demiş. X bir tam sayı olduğuna göre x en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi İbrahim'in x dakika konuştuğunu biliyoruz ve İbrahim'in aslına bakarsanız 80 lira bir sabit ücreti olduğunu da biliyoruz. Artı üzerine eklemiş olması gerekiyor. Çünkü neden? Eğer ki 100 dakikayı geçmemişse zaten Mahsum'un ödediği ücretten daha fazlasını ödeyemez diyoruz. Pekala. 80 artı dedim. X dakika konuşmuştu ya, bunun 100 dakikası beleşti. Yani beleş değil de o 80 liranın içindeydi, konuşma hakkıydı. X eksi 100 dedim. Çünkü X eksi 100'lük kısmına 90 kuruş ödeyecek. 90 kuruş da sevgili gençler 9 bölü 10 biçiminde yazabilirim ben. 9 bölü 10 lira. Bu da sevgili gençler fazla ücret ödedim demiş ya. Fazla ödediği için büyüktür diyeceğiz. Tabii en az olduğu için biz Mahsum'un 300 dakikayı geçmediğini düşünerekten hesap edeceğiz. 143 liradan büyüktür diyeceğiz. Ve daha sonrasında 80'i karşıya atalım. Bunu da içeri dağıtalım. 9x eksi 900 bölü 10. Büyüktür. 80'i karşıya atarsam 143'ten 80'i çıkardım. 63 dedim. 10'u karşıya fırlattım. 9x eksi 900 büyüktür 630 dedim. 900'ü karşıya atarsam 9x sevgili gençler büyüktür 1530 yaptı. Ve sevgili arkadaşlarım artık ben ne yapacağım? Her iki tarafı 9'a böleceğim. Böylelikle x büyüktür 15'in içinde 9 bir defa, 63'ün içerisinde 7 defa, 0'ın içerisinde yok bir 0 ekledim. X 170'ten büyük olması gerekiyorsa bu x dediğim sayı en az kaçtır? Tabii ki Denizli'deki 171'dir sevgili gençler. Evet, geçiyorum 3. soruma. 3. soru için sevgili gençler şu kısmı silelim. Bembeyaz bir sayfamız olsun. Bir merdivenin basamaklarını 3'er 3'er çıkıp 5'er 5'er inen bir kişinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 16 fazla. Merdiven kaç basamaklı diye soruyor. Klasik bir soru ama hızlandıracak biçimde, yani bu problemi en hızlı nasıl çözebilirsin onu göstereceğiz. Şimdi merdivenin basamak sayısını ben bilmiyorum, dolayısıyla buna x diyebilirim. X basamaklı bir merdiveni 3'er 3'er çıkarsam x bölü 3 tane adım atmış olurum. 5'er 5'er iniyorsam da x bölü 5 kadar adım atmış olurum. Ve bu bundan 16 fazlaysa bu buna eşit midir? Evet, eşittir. O halde sevgili gençler tek yapmamız gereken bu denklemi çözmek. X bölü 5'i bu tarafa atarsınız. X bölü 3 eksi x bölü 5 eşittir 16 dersiniz. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişletirseniz üst taraf 2x, alt taraf 15 olur. Eşittir 16 dersiniz. Her iki tarafı da 2'ye böldünüz. 8. X kaç gelecektir? 8 kere 15'ten 120 gelecektir. Merdivenin basamak sayısına ben x demiştim. Bu da karşıma Bursa seçeneğinde çıkmış oldu. 4. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki bize aşağıda ön yüzlerinden biri kare ve biri dikdörtgen olan tuğlalarla aşağıdaki gibi dikdörtgen bir duvar örülmüş. Tuğladan yapılmış duvarın yüksekliği 12 birimdir. Buna göre duvarın genişliği kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi ben şuradaki dikdörtgen kısım var ya, şu tuğlalar. Gençler, şuradaki tuğlamın ben diyorum ki kısa kenarına, uzun kenarına A diyeyim, kısa kenarına B diyeyim. Yani şurası da dikdörtgenin uzun kenarı olacağı için A olur. Burası da kısa kenarı olacağı için B olacaktır. Ve totalde B artı B 2B, bir de A'mız var. Yani A artı 2B'nin biz ne olması gerektiğini gördük? 12 olması gerektiğini gördük. Peki başka? Şimdi ben diyorum ki bakın şurada ne var? B birimlik bir kısa kenar. Bakın arkadaşlar,
şuradaki kısa kenarla buradaki kare olan tuğlanın kısa kenarı da ya bir kenarı da eşit olduğu için hocam burası da B'dir. Burası da B'dir. Madem öyle burası da B'dir. Demek ki 4B'de 12'ye eşitmiş. O halde B kaçtır sevgili gençler? Tabii ki 3'tür. B 3 ise şurası 2 kere 3'ten 6 mıdır? Evet, o zaman A kaçtır? Tabii ki 6'dır. Duvarın genişliği sorulmuş. Duvarın genişliğini şuraya biz A birim demiştik. Buraya B, buraya A, buraya B, buraya da A birim demiştik. Yani 3 tane A'mız var. 2 tane de B'miz var. A'ları 6 bulmuştuk. 3 kere 6 18 yapacaktır. Artı B'leri de 3 bulmuştuk. 2 kere 3'ten 6 gelecektir. 18 artı 6 da cevabı verir. Yani cevap 24'tür diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Sayı problemlerinde 5. sorumuza. Aşağıdaki görselde bir marketin iç içe geçirilmiş alışveriş arabaları gösterilmiştir. Peki iç içe geçmiş. Bu görsele hepimiz alışkınız. Şekilde 5 tane alışveriş arabası iç içe geçirilmiş olup toplam uzunluk 7x artı 2 birimdir denilmiş. Pekala, gördüğümüz üzere 3x, 4x, 5x, 6x, 7x artı 2. Güzel. Eğer 15 tane alışveriş arabası iç içe geçirilseydi toplam uzunluk 512 birim olacağına göre x kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz ilk alışveriş arabasının uzunluğunun 3x artı 2 olması gerektiğini biliyoruz. Geriye kaldı 14 tane alışveriş arabası iç içe geçirilmiş durumda, tamamı görünmeyen. Yani şurada sevgili gençler, bir kısmı görünenlerin hepsi x ise 14 tanesinin uzunluğu da burada bize 14x'i verecektir. Ve bir de burada ilk başta tamamı görünen alışveriş arabası var. O da 3x artı 2'dir. Ve sevgili gençler, bu da tamamı 512 birime eşit oluyormuş. Yani 17x eşittir 2'yi karşıya atarsam 510 olur. Burada x kaçtır sevgili gençler? 30 gelecektir diyebiliriz. Bu şekilde bu sorumuzda çözümünü yapmış oluruz sevgili gençler. Hocam sorular basit değil mi diye sorma. Sorular basit diye sorma. Çünkü 2018, 2019 ve 2020'de benzerleri sorulan sorular sevgili gençler. Özellikle seçtim de koydum. Tamam. Yani 2021'de sınavda karşına çok daha fazla zorları çıkmayacak. Buna emin olabilirsin. Geçiyorum 6. soruma. Bir hamburgercide 2 hamburger menüsü alana 1 sinema bileti hediye edilmekte. Peki 2 hamburger alana 1 sinema bileti bedava. Güzel. 1 sinema biletinin fiyatı 1 hamburger menüsünün fiyatından 7 lira fazladır. Şimdi o zaman bir hamburger, bir de sevgili gençler sinema yazmanın zamanı geldi. Ve biz bunları yazdıktan sonra ne demişti? Sinema biletinin fiyatı hamburgerden 7 lira fazla demişti değil mi? Yani ben buraya hamburgere x lira dersem sinema biletinin fiyatı x artı 7 lira olacaktır. Güzel. Birlikte hamburgerciye giden 4 tane arkadaşımız var ve 4 tane hamburger menüsü alarak 2 tane sinema biletini de ceplerine koymuşlar hediye olarak. Ve geriye kalan 2 arkadaşı şimdi gitmişler 2 tane sinema bileti almışlar. Bu 4 arkadaş toplam 92 lira harcamışlar. Bakın 4 tane hamburger menüsü almışlar ve buna 4x lira ödemişlerdir. 2 tane sinema biletini ceplerine bedavadan koymuşlar. Ekstradan 2 tane de sinema bileti aldıklarına göre bunu da 2 ile çarparım. 2x artı 14 yapacaktır. Toplamda 92 lira harcadıklarına göre bu hesap burada bitmiştir. 4x 2x daha 6x yapar. 14'ü karşıya fırlatırız. Bu da sevgili gençler 78 yapacaktır. O halde x kaçtır? Tabii ki 13'tür. Bir hamburger kaç liradır diye sormuştu. Ben zaten bir hamburgere x lira demiştim. Biz bu x'i 13 bulduk. O halde cevabımız da Denizli seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Güzel. Geçtim 7. soruma. Aşağıda şekil 1'de bir masaya ve yere konulmuş dikdörtgenler prizması biçimindeki kitabın şekil 2'de gösterildiği gibi pozisyonu değiştirilmiştir. Yani birinci şekilde üstteki kitap böyle, alttaki kitap yatay. İkinci resimde üstteki kitap yatay, alttaki kitap dikey olarak yerleştirilmiş. Şekilde verilen ölçülere göre masanın yüksekliği yani h kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi gençler, ben bu kitabın kısa kenarına A birim, uzun kenarına B birim dersem. Peki hocam, ben sana şunu soracağım. Masanın yüksekliği neydi? H'tı.
Yani ben şunu şuradan tutup şöyle çeksem. Bunu da şuradan tutup şöyle çeksem. Şuradaki iki tane kırmızı çizginin arasındaki mesafe masanın tamamının yüksekliği h birim olduğuna göre, buradaki kısa kenarımız da a birim olduğuna göre burası h eksi a birimdir diyebiliriz. Bakın bir h var, bir eksi a var, uzunluk h eksi a, bir de burada bir kitabın yüksekliği olan b var. Ve bu da toplamda 87 santimetrenin ta kendisiymiş. Güzel. İkinci resme geçelim. Bakın burada uzun kenarı kitabın b idi. Masanın uzunluğu olan kısım, yani masanın üst konumundan bu kitabın en üst noktasının arasındaki boşluk da h eksi b'dir o halde. Peki bir de burada bir kitabın kısa kenarının kalınlığı vardı, uzunluğu vardı. O da h eksi b artı a yapar ve totalde 57 santimetreymiş. Gelin sevgili gençler bu ikisini bir güzel toplayalım. Eksi a ve artı a, artı b ve eksi b birbirini direkt olarak götürür. 2h eşittir 80 artı 50, 130, 14 daha 144 yapar. O halde h yüksekliğimiz kaç olur? 72. Bizden ne istenmişti? Masanın yüksekliği. Yani h istenmişti. O halde cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 8. soruma. Yeni kuracakları iş için bir grup girişimci bir araya gelmişler. Kurulacak bu iş için gerekli sermayeyi kendi aralarında eşit bir şekilde ödeyecekler. Tamam. Bir grup arkadaş bir araya gelmişler. Limited şirketi kuracaklar. Ve demişler ki arkadaşlar bütün masrafları ortak karşılayalım ve eşit biçimde karşılayalım. Okey. Eğer kuracakları iş için iki tane daha ortak alırlarsa kişi başına 3000 lira daha az sermaye koymaları gerekmekte. Yani herkesin maliyeti 3000 lira daha azalıyor. Başlangıçta bir ortak eksik olarak bir araya gelselerdi eğer, ödemeleri gereken tutar kişi başı 2400 lira daha fazla olacaktı. Tamam. Buna göre başlangıçta bu iş için kaç girişimciyle işe başlanmıştır diye soruluyor. Şimdi ben diyorum ki başlangıçta X kişi olsun ve toplamda T lira ödensin. Toplamda ödenecek tutar X çarpı T'dir. Pekala. Eğer bu x kişinin yanına 2 kişi daha gelseydi ödenecek tutar kişi başı 3000 lira daha az olacaktı diyor. Bu paraya da şirket kuruluyor, bu paraya da şirket kuruluyor. Ve diyor ki eğer diyor kişi sayısı 1 eksik olsaydı diyor kişi başına ödenecek tutar 2400 lira fazla olacaktı diyor. O zaman bu paraya da şirket kuruluyor. Hem de bunların hepsi birbirine eşit. O halde ben diyorum ki öncelikle şu ilk ikisini birbirine bir eşitleyelim. Hadi. Burası zaten x çarpı t idi. Burası da dağıtırsak x çarpı t eksi 3000x yapacak. Artı 2t gelecek ve eksi 6000 gelecek sevgili gençler. Her iki taraftaki xt'leri yutarsak burada kalan 2t eksi 3000x eşittir. Eksi 6000'i karşıya atarsam artı 6000 olarak geçecektir. Elimizde böyle bir denklem oluştu. Bu kalsın. Şimdi bir de diyorum ki şu denklemle şu denklemi birbirine eşitleyelim. Hadi. X çarpı t eşittir. X çarpı t artı 2400x eksi t eksi 2400 dedim. Ve her iki taraftaki xt'leri yine yaladık, yuttuk. Burada ne kaldı? 2400x eksi t kaldı. Bu 2400'ü de karşıya atarsam 2400 gelecektir. İki tane t ve x'e bağlı denklemim var ve artık ben t'yi de x'i de bulabilirim ki benden x sorulmuş sevgili gençler. Çünkü kaç tane girişimciyle işe başlanmıştır diye soruluyor. Pekala. X sorulduysa bize burada eksi t artı 2400x eşittir 2400'ü ben şu denklemi şunun altına yazdım. Ve daha sonrasında da geldim buraya 2 ile çarptım. Böylelikle eksi 2t artı 4800x eşittir 4800 gibi bir denkleme sahip oldum. Şimdi de diyorum ki gelin sevgili gençler şurada birinci denklemimizle ilk bulduğumuz denklemle son bulduğumuz denklemi bir güzel toplayalım. Toplarsam eğer 4800x'ten 3000x'i çıkardım 1800x gelir. 4800 ile 6000'i toplarsam da 10800 gelecektir. Şimdi 0 ve 0. 0 ve 0 burada sadeleşirse
Ne kaldı geriye? 18x eşittir 108. Peki sevgili gençler, x burada kaçtır? Yani 18'de neyi çarparsam 108 yapar? Tabii ki 6'yı. 6 kere 18 108'dir. Demek ki ilk başta bunlar 6 kişiyle işe başlamıştır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, sınavda karşınıza çıkabilecek orta derece zorlukta sorularımızı çözdük. Bu sorularla ben bu soruları çözerek size neyi amaçladım? Fark ettiyseniz sorularımızın çoğu ama çoğu okurken bizi, yani sınav esnasında karşımıza şöyle gördüğümüz zaman sevgili gençler, orta zorlukta çözebileceğimiz ama bize belki bazen vakit kaybettirebilecek sorulardı. Bu soruların amacı arkadaşlar, çözerken neye dikkat etmeniz gerektiğini, soruya nasıl başlarsanız daha kısa bir şekilde çözebilirsiniz, bunları öğretmeye çalışıyoruz. Yani problemlerde nasıl hız kazanılır? Tıkır 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 gidiyor sevgili gençler. Basit denklemler kurarak basit ifadeler elde edebilirsiniz. Buradaki temel amacımız sayı problemlerinde mutlaka ama mutlaka daha az değişken kullanmaktır. Daha az değişken kullanırsanız işiniz daha kolay olur. Bir tane denklem bulduysanız bir tane denklemi çözersiniz. Ama 3 tane birbirinden farklı değişken varsa 3 tane denklem üretmeniz gerekiyor ki bütün değişkenleri adam akıllı bir şekilde bulabilirsiniz. Dolayısıyla sevgili gençler, tekrar ediyorum, tekrar söylüyorum. Amaç burada sizin hız kazanmanız. Problemlerle ilgili tek çalışmamız bu olmayacak. İlerleyen safhalarda daha böyle kazıkça olan problemleri, daha kazık olan problemleri sevgili gençler nasıl daha kısa sürede çözebilirsiniz, bunları da ekstra bir videoyla, ekstra bir kampla açıklayacağım. Şimdilik bu kamp burada kalsın ve ben size diyorum ki bugün bu videoların hepsini izleyeceksiniz, çözeceksiniz. Cevap anahtarınız zaten var. Çözemediğiniz soru olursa tabii ki bakabilirsiniz ama videonun amacı, tekrar ediyorum, soruları nasıl daha hızlı çözebilirsiniz, bunu amaçladım sevgili gençler. Orta zorlukta sorulardı ama merak etmeyin, videonun ortasında bir yerde de söyledim, yine söylüyorum. Bunların her biri de 2008, 2019, 2018, 2019, 2020 TYT'de ve MSÜ'de karşınıza çıkan ve bunlara benzer olarak çıkan sevgili gençler TYT problemler sorularıydı, sayı problemleri sorularıydı. Dolayısıyla gözünüz o kadar korkmasın TYT'den, MSÜ'den diyelim. AYT'yi söylemiyorum. Genelde AYT'de çok fazla problem sormuyorlar çünkü. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videomuzda görüşeceğiz sevgili gençler. Merak etmeyin. O videoya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoyu beğenebilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.